geçirgenlik var. Bugünkü konumuz olan kimlik sorunsalının etnik kimlik boyutunu ben size anlatacağım. Ben onu kısaca kimlik olarak ifade ediyorum. Etnik kimlik nasıl oluşur? Hangi öğeler tarafından meydana gelir? Ve karşılaştırma etnisite çalışmaları açısından bir ortak kuram veya bir model geliştirilebilir mi ki bu farklı etnik kimlikleri arasındaki ilişkileri, farklılaşmaları biz sosyal bilimlerde ele alabilirim. Dolayısıyla size anlatacaklarımın iki boyutu var. Birincisi etnik kimliğin unsurları, veçheleri. İkincisi ise sosyal bilimlerde çok yaygın olarak kullanılan etnisite kuramları, ki kimileri buna milliyetçilik kuramları da diyor. Bunlardan bahsedeceğim. Burada bizim temel sorumuz biz kimiz veya ben kimim sorusuna ne şekilde yanıt verdiğimiz, değerli katılımcılar. Bu soruya verdiğimiz yanıta göre de aslında kimliğimiz bir anlamda ortaya çıkmış oluyor. Birinci oturumda psikolojik açıdan Burak Şahin arkadaşımız size kimliğin ne şekilde oluştuğunu, hani Marsiyan'ın kuramında hareketle dört farklı kimlik çeşidini anlatmıştı. Biz sosyolojide veya siyaset biliminde o kuramı çok fazla kullanamıyoruz. Nedeni ise daha çok biz etnik grubun kendini ne şekilde tanımladığına ilişkin bir analiz içeriyor bizim çalışmalarımız ve başarılı, başarısız, iyi, kötü gibi değerlendirmelerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Tabii psikoloji disiplininin bakış açısının bizimle burada aynı olmasını beklemek doğru değil. Çünkü birisinin inceleme nesnesi birey, birisininki toplum. Dolayısıyla bakış açıları arasında da farklılaşmalar olması çok normal. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Biz sosyal bilimciler olarak kimlikleri incelerken alt kimlik, üst kimlik ayrımını aşmamız gerekiyor. Bu ayrımı kabul etmememiz gerekiyor. Bunun ötesinde analizler yapılabilmesi gerekiyor. Çünkü her etnik kimlik, o etnik kimliği taşıyan kişi özelinde veya grup özelinde çok kıymetlidir, çok değerlidir, çok özeldir. Dolayısıyla kimlikler arasında böyle bir hiyerarşik ayrıma bir sosyal bilimcinin, özellikle bir siyaset bilimcisinin gitmemesi gerekir diye düşünüyorum. Etnik kimlik üzerinden yapacağımız analizin altı temel unsuru veya veçheyi içerdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunu büyütmek, 6'yı 16'ya 26'ya çıkarmak çok mümkün. Ama temelde etnik kimliği oluşturan unsurları, bunu şöyle düşünün, bir sepet olarak düşünün. Bu sepetin içine 6 temel öğeyi koyduğumuz zaman etnik kimliği tanımlamamız için elimizde yeterince malzeme olmuş oluyor. Ne bu 6 temel unsur? Birincisi dil. İkincisi milliyet, ulus, hangi millete bağlı olduğu. Üçüncüsü din. Dördüncüsü birinci oturumda çokça bahsettiğimiz kadın kimliğini de içeren toplumsal cinsiyet. Beşincisi ırk, altıncısı sınıf. Ki sınıfa ilişkin bir değerlendirmeyi de İknur hocamız yapmıştı, sağ olsun. Bu altı öğeyi bir araya getirdiğimiz zaman etnik kimliğin nasıl oluştuğunu anlamamız için ortaya bir şeyler çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu etnik kimliği meydana getiren altı temel öğeyi kısaca tanımladıktan sonra, ki bunların detayına girmeye sanırım şu aşamada gerek yok. Dil deyince ne anlamamız gerektiği, sınıf deyince ne anlamamız gerektiği, bunlar temel kavramlar olduğu için belli.
şu noktaya getirmek istiyorum. Etnisiteyi, etnik kimliği incelerken veya etnik kimliğin oluşumunu incelerken temelde ne gibi kuramlar kullanıyoruz biz sosyal bilimlerde? Kısaca size şimdi ondan bahsedeceğim. İlk söz edeceğim kuram ilkçilik. Yabancı dildeki karşılığı bunun primordialism. Bu kendisini önceleyen sosyal darwincilik, modernizm, asimilasyonculuk ve benzeri kuramların aksine daha çok ilksel bağların insanların kimlik inşasındaki rolü üzerinde durur. Nedir o ilksel bağlar? Kişiyi aşan, kişiyi önceleyen bağlar. Mesela doğum yeri bunlardan biri. Yaşadığı ülke, ataları, mensup olduğu kabile, aile vesaire. Bu gibi ilksel bağların etnik kimliği veya kimliği veya milliyeti oluşturan temel öğeler olduğunu iddia eden yaklaşım ilkçilik kuramı. Burada aslında öznel öğelere de ağırlık verildiğini görüyoruz ilkçilikte. Nedeni de şu, diyor ki bu kuramı oluşturanlar ve savunanlar, bu ilksel bağlarımız, bağlantılarımız bizim duygusal dünyamızı da şekillendirir. Dolayısıyla bizim hani hepimiz bir kimliğe mensup olduğumuz için o kimlikle gururlanıyoruz veya çeşitli duygulara sahip oluyoruz ya, işte bu duyguların kaynağını bu ilksel bağlarda arıyor ilkçilik kuramını savunan bilim adamları, bilim insanları. Süreç içinde görülmüş ki etnik kimliği açıklarken sadece bu öğelere, yani ilksel bağlara olayı indirgemek yeterince açıklayıcı olmuyor. Ardından durumsalcılık diye bir yaklaşım gelişmiş. Bunu farklı şekillerde de ifade edebiliyorlar. Yabancı dildeki karşılığı bunun circumstantialism. Yani şunu çağrıştırıyor bu. Bulunulan durumla kimliğin şekillendiği gerçeği. Yani etnik kimliği sabit, verili, değişmez bir şey olarak ele almak yerine durumdan duruma, koşullardan koşullara o az önce sözünü ettiği meçhelerin, öğelerin kimisinin diğerine bir dönem baskın çıkması veya hayatımızın bir döneminde onun geri planda kalmasına göre, yani durumlara göre şekillenen bir açıklama biçimi durumsalcılık. Ama süreç içinde bunun da bazı şeyleri dışarıda bıraktığı görülmüş. Ne o şeyler? İlkçiliğin kapsadığı şeyler. Olayın duygusal boyutu. Etnik ve sembolik öğelerin insanın veya grubun, topluluğun duygusal yaşamına kattıkları etkileri. Bu eksiklikler not edilerek inşacılık kuramı ortaya çıkmış. Dolayısıyla inşacılık kuramını ilkçilik, durumsalcılığın ardından üçüncü bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ve bu üçüncü yaklaşımın her iki kendisini önceleyen önemli yaklaşımın öğelerini içerdiğini söylemek çok mümkün. İnşacılığın yabancı dildeki karşılığı da constructionism. Ne ifade ediyor bize inşacılık? Neyi inşa ediyoruz? Kimliği, bireyin veya grubun kimliğinin inşa edildiğini, bunun bir sosyal inşa olduğunu aslında bize çağrıştırıyor inşacılık kuramı. Kimlik gerçekten bir inşa mıdır? Yoksa atalarımızdan, annemizden, babamızdan, bizi önceleyen insanlardan veya mensubu olduğumuz din tarafından koşulsuz, şartsız bir biçimde kabul ettiğimiz, değiştirilemez bir kendimize ait bir gerçeklik midir, kimlik? Burada size konferans duyurumuzu yaptığımız afişi anımsatmak istiyorum. O afişte, anımsayanlarınız varsa, bir parmak izi vardı, değil mi? İşte o parmak izi
ve kimlik başlığı çok provokatif bir tercihti aslında. Nedeni de şu. Kimlik gerçekten böyle bizim parmak izimiz gibi doğuştan gelen, değiştiremeyeceğimiz, değil mi? Pasaport alırken, kimlik alırken artık parmak izi veriyoruz hocam. Daha iyi bilirsiniz. Niye? Herkesin kendine özel bir parmak izi var. Ve onu hayatınız boyunca değiştiremiyorsunuz. Kimlik böyle bir şey midir? Kimlik bu mudur? Değişmez mi? Yoksa kimliği biz durumlara göre biçimlendirir miyiz? Yoksa bizim kimliğimizi biz ve içinde bulunduğumuz grup hep bir elden inşa mı ederiz? İşte inşacılığın bu noktada bu soruya verdiği yanıt, evet, kimlik bir sosyal inşadır. Yine bir önemli, bu alandaki önemli bir düşünürden size örnek vermek isterim. Provokatif bir başlığı var onun da kitabının. Benedict Anderson. Hayali cemaatler diyor. Çalışmasının adı, kitabının adı Hayali Cemaatler. Ve milleti bir hayali cemaat olarak bize sunuyor Benedict Anderson. Ne demek hayali cemaat? Aslında var olmayan, bizim zihnimizde kurduğumuz bir toplumsal tahayyül ürünü olarak milleti tanımlıyor. Diğer taraftan inşacılığın bir ileri boyutunda Anthony Smith ise etnosembolik öğelerin, ki ne onlar? Az önce ilçileri anlatırken ortaya koyduğum o primordial attachments, ilksel bağlar, bunların siyasal elitler tarafından kullanılması ile birlikte hedeflenen toplumsal kitlenin, topluluğun harekete geçirilmesi ve milliyetçilik doğrultusunda örgütlenerek milletleştirilmesi süreci. Bu da yine inşacılığı bize ortaya koyan bir yaklaşım. Kısaca toparlayacak olursak, ben size bugün etnik kimliği oluşturan temel altı unsurdan dil, din, ırk, milliyet, toplumsal cinsiyet, sınıf ve bu unsurlar doğrultusunda ortaya koyulmuş üç temel yaklaşımdan, ilkçilik, durumsalcılık ve inşacılık olmak üzere bu üç temel yaklaşımdan bahsettim. Bu unsurları ve kuramları bir arada kullanarak karşılaştırmalı etnisite çalışmaları yapmanın mümkün olduğu görüşünü savunarak sözlerimi bitiriyorum.